Kıymetli seyirciler, Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili bir kısım sorular geliyor. Bunu elimizden geldiği kadar yanıtlamaya çalışalım. Tabii Ceren Özdemir cinayeti birçok açıdan değerlendirmeye alınmalı. Çok üzücü bir olay. En başta rahmetli kızımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine ve milletimize de başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şimdi Ceren Özdemir olayı bize birkaç açıdan meseleye yaklaşma zorunluluğu getiriyor. Bir tanesi şu, katilinin profili. Katili daha önce suç işlemiş bir insan ve ne yazık ki cezaevinden kaçarak yeni bir cinayet arayışına girmiş ve Ceren Özdemir'i katletmiş. Şimdi bu şahıs neden çok fazla olmayan bir süre hapiste yattıktan sonra çıkabildi sorusu var. 671 sayılı kanun hükmünde kararname ile ceza infaz kanununda bir kısım değişiklikler yapılmıştı. 2016 öncesi işlenen suçlar infaz yasasına göre bir yıl denetimli serbestliğe tabi iken 2 yıla çıkarıldı. Yani infazının tamamlanmasına 2 yıl kalanlar açık cezaevinden direkt tahliye oldular. Sonra açık cezaevine çıkarılma süreleri değişti. Açık cezaevinden kaçmak da kolay. Tabii 3 ayda bir de izinleri var. Bir de infaz yasasındaki infaz süresi değişti. O döneme ilişkin 2016 öncesi işlenen suçlarla ilgili cezanın 3'te 2'si hapiste geçirilmesi gerekirken bu 1/2'sine düşürüldü. Yani yarısına düşürüldü. Bu da tabii büyük bir avantaj oluşturdu. Şimdi bu tür yasal düzenlemelerin tabii bu böylesi yan etkileri de var ama asıl ele almamız gereken bir şey de şu, ne yazık ki yargı sistemimiz çok sağlıklı işlemiyor. Hakimlerimiz kanaatlerine çok fazla güveniyorlar ve birçok masum insan da ceza alabiliyor. Bunu bu kadar yıllık avukat olarak söyleyebiliyorum. Bugün birçok bizim de tanıdığımız masum insan hapiste. Öyle olunca da bu tür arada bir infaz yasalarındaki lehir düzenlemelerin ya da afların illa da zararlı olduğunu ne yazık ki söyleyemiyoruz. Ama yargı sistemimiz çok daha sağlıklı hale gelmeli. Çok iyi kararlar çıkmalı. Masum insanların cezalandırma riski minimize edilmeli. Hatta sıfırlanmalı. İşte o zaman hani bu af yasalarının veya bu tür infazdaki olumlu düzenlemelerin savunulması o zaman mümkün olmaz. Bunu yani değerlendirmek istiyorum. Diğer husus da şu. Hani mesela bu tür vahim cinayetlere kanunumuz ne tür bir ceza öngörüyor? Gerçi birçok hukukçu bu konuda görüşlerini paylaştı. Artık kamuoyunda bu konuda bilgi edinildi diye düşünüyorum. Ama yine ben de kısaca söylemiş olayım. Türk Ceza Kanunu 81 ve 82. maddesi öldürme suçuyla ilgili düzenleme içeriyor. 81. maddesi öldürme suçuyla ilgili, 82. maddesi ise nitelikli öldürme suçuyla ilgili düzenleme içeriyor. Nitelikli öldürme de işte kasten, tasarlayarak işlenen öldürme suçları, yakına karşı, işte canavarca hisse gibi ağırlaştırıcı hali düzenliyor. Bu durumda ceza 81. maddeye göre öldürme suçuna müebbet hapis cezası verilirken 82. maddeye göre ağırlaşmış müebbet hapsi veriliyor. Şimdi Ceren Özdemir'e karşı işlenen suçla ilgili de bu canavarca bir hisle ve tabii planlamış, tasarlamış, takip etmiş vesaire olduğu için tasarlayarak öldürmeden dolayı ağırlaşmış müebbet verilmeli. Tabii duruşmadaki iyi hali vesaire değerlendirilerek 62. madde uygulanarak cezadan 6'da 1 oranında indirim söz konusu oluyor. Bu da kesinlikle uygulanmaması gerekir bu tür suçlarda ki daha önce de ilk derece mahkemelerinin ve bölge adliye ve yargıtayında bu yönde kararları var. Yani indirim uygulanmayacak. Yani inşallah yargılama sonucunda bu katilin ağırlaşmış müebbet hapis cezası alacağını düşünüyoruz. Şimdi tabii ki ceza hukukumuz, ceza kanunumuz ne yazık ki en fazla bu suçu, bu cezayı öngörüyor. Aslında bu tür katillere keşke verilebilse de daha ağır cezalar verilse ama en azından Türk Ceza Kanunu öngördüğü en ağır cezanın verilmiş olması da önemli. Yargılamanda bir an önce tamamlanarak katilin hak ettiği cezayı alması halinde
belki ailesi de en azından nispeten bir tatmin duygusu yaşayacaktır diye düşünüyorum.